İyi akşamlar. Yüzyıllardır çiftlerin en önemli sorunlarından biridir çocuk sahibi olamamak. Bitkilerle başlamış bu soruna çare arayış, tabii tıbbın ilerlemesiyle günümüzde neredeyse hemen herkes çocuk sahibi olabiliyor. Başta kısırlık ve tedavisi olmak üzere tüp bebekten doğum yöntemlerine tüm sorularınızı yanıtlayacağız bu akşam. Tam da konunun uzmanı bir ismi ağırlıyoruz. Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bülent Urman bizimle birlikte, Koç Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Öğretim Üyesi aynı zamanda. Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk. Gerçekten çok ciddi bir sorun bu. Eskiden bir kabustu ama çok şükür artık çaresi olan bir şey ve sanıyorum siz ilerleyen dakikalarda çok daha çarpıcı şeyler anlatacaksınız. Nereye gideceğine dair tüp bebek meselesinin. Ama isterseniz halen çocuk sahibi olamayanlar, bu derde kafa yoranlar için sorularla başlayalım. Her şeyden önce nasıl buna karar vermeli çiftler? Ne zaman sizlere başvurmalı? Ne zaman olmuyor demektir? Şimdi eskiden bekleme süreleri oldukça uzun tutuluyordu. Fakat giderek bunu daha kısaya indirdik. Özellikle de son yıllardaki trendlere bakıldığı zaman kadınlar giderek daha geç yaşlarda çocuk sahibi olmayı seçiyorlar. Bu her ne kadar ülkemiz için çok önemli bir sorun olmasa bile özellikle kırsal kesimde hala evlilikler çok erken oluyor ve çiftler çok daha erken çocuk sahibi olmak istiyorlar. Ama şehirlerde giderek kadınlar aynı Avrupa'daki, Amerika'daki olduğu gibi daha geç evleniyorlar. Evlendikten sonra kariyer kaygılarıyla bir süre çocuk sahibi olmak istemiyorlar. Ondan sonra karar veriyorlar. Vakit çocuk sahibi zaten olmak istedikleri zaman... Tren kaçıyor demeyeyim ama aceleye getirmek son gerekiyor. Vagona anca evet. Atlayabiliyorlar. Şimdi yaşa göre ne zaman başvurulacağı değişiyor ve evlilik süresine göre tabii ki bu. Genç yaşlarda altta yatan bariz bir neden yoksa bir süre daha kendiliklerinden denemeye devam edebilirler. Genç, o yaş mefhumu çok değişti ya artık kişiden. 35'in altında 35'in diyelim. 35'in altı peki. Özellikle 30'un altında henüz gebe kalamama süresi sadece 1-2 yıl ise... bir süre daha beklenebilir. Her ne kadar çiftler çok sabırsız oluyor. Biz bekleyin dediğimiz zaman da çok beklemek istemiyorlar. Çünkü buna bir kere karar verdikten sonra herkes hemen olsun istiyor. Çevreden baskı geliyor. Özellikle işte büyüklerden, artık biz de torun sahibi olmak istiyoruz gibilerinden. Onun için çok beklemiyorlar. Ama beklenebilir genç yaşlarda. Ama 35'e kadar panik yok diyorsunuz yani. Çok panik yapmamak lazım. Tabii şöyle, o da çok önemli. 35 yaşından önce de panik gerektirecek durumlar olabilir. Onu da ancak bir doktor muayenesinden sonra anlamak lazım. Yani benim nasıl olsa yaşım genç, çocuk sahibi olurum şeklinde umursamaz bir davranıştan ziyade, yani bir doktora gidip bir sorun yoksa bekleyeyim demek daha doğru. Çünkü bazen 35 yaşın altındaki kadınlarda yumurtalık rezerv azalması görülebiliyor. Bu normalde daha geç yaşlarda ortaya çıkan bir şey olmasına rağmen genç yaşlarda da olabiliyor. Erkeklerde sperm sorunları olabiliyor. Belirgin bariz sorunlar varsa ve eğer kendiliğinden bir gebelik mümkün değilse o zaman tabii beklememek lazım. Ama özellikle 35 yaşından sonra kadınlarda bilinen bir gerçek var. Hem kendiliğinden gebelik şansı hem de tedaviyle, ki bu tedaviler içinde tüp bebek de var, gebelik şansı azalıyor. Azaldığı için de çok beklememek lazım bu yaşlardan sonra. Örneğin 39-40 yaşında karşınıza gelen bir kadın için bekleme süresi 6 ayın altına bile çekilebilir. 35-39 yaş arasında bu süre 6 ay, maksimum 1 yıl olmalıdır. Ama bir süre içinde kendiliğinden gebelik olmuyorsa o zaman tedavisinin yapılması lazım. Hemen evet. Tedaviye direkt tüp bebekle mi başlıyorsunuz, yoksa aşılama gibi bir takım metotlar duyuyoruz? Öncelik onlarda mı, yani tüp bebek son seçenek midir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı soruyu siz bana bundan 10 yıl önce sorsaydınız ya da 15 yıl önce, ben size derdim ki her türlü çare tükensin, bütün seçenekler denensin, sonra tüp bebek yapılsın. Ama giderek tüp bebek daha ön planda bir tedavi haline dönüştü bütün dünyada. Bunun nedeni de şu: kısırlık için yapılan tedaviler içinde en etkili ve en etkin olanı tüp bebek. Diğer tedavilerin arkasında çok sağlam kanıtlar yok. Örneğin tüpleri tıkalı olan bir kadında eskiden cerrahi olarak tüplerin açılması öneriliyordu. Eğer cerrahi olarak tüpler açılması işlemi yapıldıktan sonra gebelik olmazsa tüp bebek yapılsın deniyordu. Ama yapılan çalışmalar gösterdi ki cerrahi olarak tüplerin açılması başarısız bir işlem. Dolayısıyla boşuna hem bir cerrahi müdahaleye maruz bırakıyorsunuz çifti,
hem de sonuçta gebelik şansı çok düşük oluyor. Onun için tüp bebek mesela daha ön planda ilk yapılan tedavi haline geldi. Erkek kısırlığını mesela ele alalım. Erkek kısırlığında bir kere yapılan tedavilerin tıbbi tedavilerin hiçbir yararı olmadığı gösterildi. Yani erkekte bir problem varsa ki biz bunu çok görüyoruz işte çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Bazı çok pahalı ilaçlar yurt dışından kaçak olarak getirtiliyor, kullanılıyor. Onun dışında işte bitkisel bir takım ilaçlar kullanılıyor. Hatta size şöyle ilginç örnekler vereyim. Sperm parametrelerini düzelttiği iddia edilen 400-500 dolarlara satılan ilaçlar var. Bunları çiftler yurt dışından getirip kullanıyorlar ama herhangi bir yararı yok bunların. Yani plasebo dediğimiz hiçbir şey kullanmamak ya da bir şeker tableti yutmaktan pek zararı farklı değil. Zararı bile çıkabilir tabii ileride. Tabii en azından cüzdana zararı var bir kere ne olursa olsun. Evet. Onun için bunların kullanılmaması lazım. Erkek kısırlığında da tüp bebek daha ön plana çıktı. Daha erken uygulanır hale geldi. Aşılama gibi tedaviler mesela aşılamaya bakacak olursanız kadın yaşıyla çok doğru orantılı bir başarısı vardır ve başarısı yüksek değildir. Uygulama başına %10-15'leri geçemezsiniz. 40 yaşından sonra %5'lerin altına iner başarı. Dolayısıyla orada da doğru ve yerinde bir karar vererek hangi çift için uygundur ona göre bunu uygulamak lazım. Uzun lafın kısası giderek tüp bebek daha ön planda bir tedavi haline geldi. Artık son çare değil. Belki maddi manevi yıpranmamak için de ilk çare gibi düşünülebilir dediğiniz yöntemlerle. Hem ciddi maddi maliyetleri var. Tabii. Hem de cerrahi operasyonlar bunların hepsi. Bu söylediğiniz esasında çok doğru bir noktaya değiniyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Genellikle algı tüp bebeğin pahalı bir tedavi olduğu. Yani diğer seçenekler tükensin bitsin ondan sonra bu pahalı tedaviye geçilsin. Ama biz görüyoruz ki çiftler bu diğer seçenekleri tüketirken çok büyük masraflar yapıyorlar. Ondan ve tüp bebek artık pahalı bir tedavi de değil. Dünyanın her yerinde ucuzlamış olan bir tedavi. Bunun devlet de sanıyorum karşılıyor belli uygulamalara kadar ama orada bir polemik konusu vardı. Tabii sizin uzmanlık alanınızı çok net hatırlayamıyorum ama embriyo konusunda bazı sınırlamalar vardı galiba. Böyle bir problem yaşıyor musunuz yani devletle yapılan işlemlerde? Şimdi şöyle, devletin tüp bebek konusuyla yakından ilgisi var. Bir kere hem regüle ediyor hem de denetliyor devlet tüp bebek uygulamalarını. Yani tüp bebek yapacak kişileri sertifiye ediyor. Merkezlerin açılmasını denetliyor. Merkezlerde çalışacak insanları sertifiye ediyor. Ve sonuçta merkezleri aynı zamanda yapılan işlemler konusunda denetliyor. Merkezlerden de geri bildirim alıyor. Yani Sağlık Bakanlığı bu konuyla çok yakından ilgili. Ki dünyanın pek çok yerinde böyle. Çünkü gerçekten üreme hassas bir konu ve bunun da bir kontrolü olması lazım. Şimdi ülkelere değişkenlik gösteriyor. Baktığınız zaman sosyalize ülkelerde, Avrupa'nın pek çok ülkesi buna dahildir. Yani sosyal hizmetlerin gelişmiş olduğu ülkelerde, örneğin İngiltere, Fransa, Hollanda, İskandinav ülkeleri, tüp bebek devlet tarafından karşılanan bir tedavidir. Tüm masrafları karşılanır. Yani kısırlık konusunda o çift için gerekli olduğu bir şekilde kanıtlanırsa karşılanır. Bazı ülkelerde örneğin İsrail mesela örnek verebilirim. Sonsuz defa karşılıyor devlet tüp bebeği. Yani 15 defa bile kadın çift daha doğrusu diyeyim tüp bebek merkezine başvursa hepsi karşılanıyor. Türkiye'de şu anda İngiltere'de mesela 4 defa karşılıyorlar. İşte Belçika'da 6 defa karşılanıyor. İskandinav ülkelerinde 6 defaya kadar karşılıyorlar. Türkiye'de şu anda devlet 2 deneme için kısmi destek veriyor. Öyle söyleyeyim. Tamamını karşılamıyor. Tüp bebek için uygulama için verdiği bir destek var. Bir de ilaçların %80'ini karşılıyor. Problem burada bu desteği alabilmek amaçlı bir rapor gerekiyor. Yani çiftlerin bir sosyal güvenlik kurumu anlaşmalı bir devlet hastanesinden böyle bir rapor almaları gerekiyor. İstediği yerde de uygulamayı yaptıramama sorunu çıkarır. Şişe ağzı burada. Yani büyük bir kesim var bunu isteyen. Devletin bu desteğinden faydalanmak istiyorlar ama bu rapor konusunda engellere takılıyorlar. O kadar kolay alınamıyor. Uzun bekleme süreleri oluyor. Dolayısıyla burada bir problem yaşanıyor. Tabii diğer problem de tüp bebek merkezleri devletin vermiş olduğu desteğin üzerinde bir başka bir meblağ talep ediyorlar çiftlerden. Bu da değişken bir şey. Esasında bunu da
%30'u geçmeyecek şekilde talep edilmesi gerekiyor. Ama burada da farklılıklar görünüyor. Dolayısıyla devletin desteğinin biraz daha esasında net, daha kolay ulaşılabilir ve belki sayıca daha fazla olması lazım. Şimdi çocuk teşviği de varken sanıyorum bu gözden geçirilebilir. Evet, yani şöyle bir şey, kısırlık bir kere keyfe keder bir şey olarak kabul edilmemesi lazım. Artık Dünya Sağlık Örgütü kısırlığı bir hastalık olarak kabul ediyor. Çünkü hastalığın tüm tanımlarına uyuyor esasında kısırlık. Kişide ciddi bir psikolojik problem yaratıyor. Sosyal bir sorun, aile içinde bir sorun yaratıyor. Dolayısıyla kişinin ruhsal iyilik halini çok olumsuz olarak etkiliyor. Özellikle de bizim gibi ülkelerde. Peki gün geçtikçe daha kısırlaştığımıza katılıyor musunuz? Şimdi bu çok hep söylenen bir şey. İşte çevresel kirleticiler, radyasyon, hani ondan eskiden sonra... Eskiden bu kadar tüp bebek mi vardı diyorlar mesela. Diyorlar ki herkesin elinde işte ikiz çocuk var. Bu ikiz çocuklar da hep tüp bebekten herkes kısırlaşıyor gibi. Bu doğru değil. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki doğum sayıları içinde tüp bebek oranları gelişmiş ülkeleri oranla oldukça düşük. Tüp bebeğin daha çok uygulanır hale gelmesinin iki nedeni var. Bir tanesi daha ulaşılabilir oldu. Şimdi ucuz bundan biraz. Tabii 20 yıl öncesine baksaydınız Türkiye'de 2 tane tüp bebek merkezi vardı. Şimdi 120'ye yakın tüp bebek merkezi var ülkede. Sadece İstanbul'da 56 tane tüp bebek merkezi var. Ulaşım daha kolay, daha ucuz. Artı bir de konuşmamızın başında söylediğim gibi diğer tedavi seçeneklerinin başarılı olmadığı ortaya çıktıktan sonra insanlar onunla çok zaman kaybetmeden doğrudan tüp bebeğe geliyorlar. Yani tüp bebeklerin çok olması insanların kısırlaştığı için değil ama baştan bu yolu tercih ettikleri, tercih ettikleri için. Evet. Tabii sizin programa katılacağınızı sosyal medyadan da duyurduk. İzleyicilerimizden polikistik over konusunda çok soru gelmiş. Polikistik over hastaları sonrasında tedavi görmüş olsalar bile elinde sonunda tüp bebekle mi çocuk sahibi oluyorlar? Yani bu bir kısırlık mı demek aslında? Şöyle söyleyeyim, polikistik over sendromu deniyor buna. Kadınlardaki en sık görülen endokrin rahatsızlıktır polikistik over sendromu. Çok tipik olarak bazı belirtileri vardır. Adet düzensizliği olur, tüylenme, sivilcelenme, ciltte yağlanma, saç dökülmesi gibi erkeklik hormonlarının fazla olmasına bağlı semptomlar olur. Bir de ultrason yaptığınızda o tipik polikistik over görüntüsünü görürsünüz. Bu üç tane bulgunun ikisi bir araya geldiği zaman biz polikistik over sendromu var diyoruz. Yanında buna eşlik eden şişmanlık, insülin direnci falan gibi başka problemler de var ki bunlar da geleceğe yönelik sorunlar yaratabiliyor kadınlarda. Şimdi polikistik over sendromunda ben çok kısa, çok net size bir şey vereyim, istatistik vereyim. Tabii. 10 tane polikistik over sendromlu kadın aldığınız zaman bunun 3 tanesi siz hiç tedavi etmeden gebe kalacaktır. 3 tanesi, 3 ila 4 tanesi birinci basamak dediğimiz basit tedavilerle gebe kalacaktır. Yaklaşık 3 tanesi ikinci basamakta gebe kalacaktır. 10 taneden bir tanesi de tüp bebeğe gelecektir. Oo, çok şanslılar o zaman, sandıklarından evet, daha şanslılar. %90 civarı ya kendiliğinden ya birinci, ikinci basamak yumurtlatıcı tedavilerle gebe kalırlar. Hamilelikten sonra polikistik over sendromu düzelir mi? Yani doğum yaptıktan sonra. Düzelmez. Tekrar eskiye dönüyorlar. Tabii, yani. Biz hastalarımıza bunu şunu diyoruz. Menopoza kadar sizinledir bu hastalık. O zaman siz bu hastalara sürekli östrojen takviyesinde mi bulunuyorsunuz? Hayır, sürekli östrojen takviyesinde tabii ki bulunmuyoruz. Şöyle polikistik over sendromunda biz bunu yaşamın devrelerine göre tedavisi değişiyor. Yani siz bir kere polikistik over sendromunu bir ilaç verip tedavi edemiyorsunuz. Biz hastalarımıza onu söylüyoruz. Polikistik over sendromunun kendisini tedavi edemezsiniz. Bulguları neyse onları tedavi edersiniz. Bastırıyorsunuz yani. Tabii mesela bize genç bir kız geldi ki hastalık en çok genç kızlarda başlıyor. Yani adolesan dönemde başlıyor polikistik over sendromunun. En tipik özelliği budur. Yani yeni adet görmeye başlayan 13, 14, 15 yaşlarında başlar. Eğer hani seyircilerimizin arasında bu şekilde genç kızları olanlar varsa, özellikle şişman, tüylenmesi olan, adetleri düzensiz, bunlarda polikistik over sendromu olması çok yüksek olasılık. Onun için bir mutlaka doktora göstermeleri lazım. İşte bu tür şikayetler varsa o şikayetlere yönelik tedavi yapılıyor. Ondan sonra polikistik over sendromlu kadın evleniyor, ben çocuk sahibi olmak istiyorum diyor. O zaman o semptomuna yönelik tedavi yapılıyor. Polikistik over sendromlarının bir de ileri yaşlarda karşılarına çıkacak sorunlar var. Kalp hastalıkları riskinde artış getiriyor.
kolesterol, trigliserit falan bütün bunları yükseltiyor. Tip 2 diyabet dediğimiz şeker hastalığı riskini artırıyor. Hı hı. Meme kanseri riskini artırıyor. Bir sürü başka riskleri de menopoz sonrası dönemde beraberinde getiriyor. O zaman da onlara yönelik koruyucu önlemler alınması lazım. Hı hı. Ama çok çok önemli bir şey var. Yani polikistik over sendromu hakkında en koruyucu bir şey söyleseniz, neyi söylersiniz derseniz, mutlaka kilonun her zaman idealde tutulması lazım. En önemlisi bu. Çok önemli bu uyarı ki en çok görülen kadın hastalıklarından biri dediniz, sorunlardan biri dediniz. Peki onların sorularını da yanıtladık. İsterseniz bir kısa reklam arasına gidelim. Ardından tüp bebekle bundan sonraki süreçte ne gibi gelişmeler bekliyorsunuz diye de sorayım. Ve tabii bir de tüp bebek aşamasını da merak eden izleyicilerimiz için paylaşalım. Birazdan tekrar buradayız. Vodafone'da her şeyin bir kolayı var. Mesela her şey dahil, Vodafone pasaportunuz varsa Türkiye'deki tarifenizi yurt dışında da kolayca kullanırsınız. Ama yesiray! Her şey dahil, Vodafone pasaportla tarifenizdeki her yöne dakikaları, SMS'leri, interneti yurt dışında günde sadece 9.90 liraya kullanırsınız. Üstelik bu ayrıcalık şimdi Amerika'da da geçerli. Vodafone'da. Şimdi Ayşe'cim, arabana Ultra Force vereceğim. Yakıtı kolay kolay bitmeyecek. Performansı tavan yapacak. Göreceğiz bakalım. Görelim o zaman. Nereye gidelim? Ultra Force'un götürdüğü yere. Motopet, takip et. Opet'ten Ultra Force. Bir depoyla çok daha fazla kilometre yaptırır. Aracınızın performansını arttırır. Vın 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 vın. Geldik. Vay, bardaklara bak. Pırıl pırıl olmuşlar anne. Bir de benim arabamın camına bak, leke içinde. Bu makine her şeyi pırıl pırıl yapıyorsa ben de arabayı yıkamaya buraya getireyim anne. Beko'nun geliştirdiği özel buhar destekli yıkama teknolojisiyle bulaşıklarınız %43 daha parlak ve lekesiz. Çünkü o Beko, akıllı. Şimdi bu araba buraya girer mi? Girer, girebilir. İstanbul'un simgeleri şehrin yeni yıldızını selamlıyor. Batışehir, İstanbul'un prestij noktaları arasındaki yerini alıyor. Batışehir'in en özel yerinde rezidans ve ofislerden oluşan Batışehir Premium şimdi satışta. Mor Hipomanya! Mor Hipomanya nedir? Sevgilin olmasa da kravat almaktır. Nasılsa sevgili bulurum. Ama %70 indirimle kravat zor bulunur. Erkek modasına dair her şey morhipo.com'da. Sen de katıl Morhipomanya'ya. İstanbul'un simgeleri şehrin yeni yıldızını selamlıyor. Batışehir, İstanbul'un prestij noktaları arasındaki yerini alıyor. Batışehir'in en özel yerinde rezidans ve ofislerden oluşan Batışehir Premium şimdi satışta. Bilman ev muhteşem, lebi derya, salon salamanje, mutfak ankastre, yerler sistre. Bu evde konfor yok. Konfor mu yok? Atarız iki puf yerlere, Bilman'ım konfor mu? İşte bu site içinde. Güvenlikli, şehrin içinde ama şehrin dışında. Yok, bu evde de sinerji yok. Ben aramızda bir sinerji oluşmaya başladığını hissetmiştim ama bu da mı gol değil Bilman? Bu da mı gol? Nein. Ne? Bu evde ne sinerji ne de konfor var. Bilman, ne sinerjisi ne konforu. Neler o? Herkes biliyor. Evinizin kışın sıcak kalması için ısı cam sinerji gerekiyor. Yazın serin, kışın sıcak olması içinse ısı cam konfor. Isı cam konfor, ısı cam sinerji. Trakya camdan. Sizin camınız sağ olsun Bilman. Çünkü paranız çok değerli.
Moto Show İstanbul'da, heyecanı tüm Türkiye'de. 10 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında Hyundai yetkili satıcılarına gelip test sürüşü yapın. Bir Hyundai i20, 3 Ultrabook veya 150 fotoğraf makinesinden birini kazanma şansını yakalayın. Üstelik bayrama kadar ÖTV zammı ödemeden avantajlı fiyatlardan yararlanma imkanı Hyundai'de sizi bekliyor. Işıltısı tüm şehri saracak. Türkiye'nin en büyük temalı konut projesi Simpaş Altın Oran'la Ankara'da yükseliyor. Geleceğin konut anlayışı Ankara'nın Gözde semti Çankaya Oran'da başlıyor. Simpaş Altın Oran, başkentin yeni yıldızı. Polemik devam ediyor. Profesör Doktor Bülent Urman'ı ağırlıyoruz bu akşam. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, üyesi aynı zamanda ve tüp bebek konusunu konuştuk. Kısırlaşma ile ilgili sorularımızı yanıtladı. Bundan sonra tüp bebekte ne gibi gelişmeler olacak diye anonslamıştık reklam öncesinde. Buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere bu tüp bebekle herkes gebe kalacak mı sorusu var. Yani yıllardır medyada işte artık kısır çift kalmayacak, herkes gebe kalacak şeklinde bir klasikleşmiş bir klişe başlık vardır. Bu gerçekten doğru mu? Ve gerçekten herkes gebe kalabilir mi? Ya da kalacak mı? Bence önce bu sorunun cevabını vermek lazım. Bir kere bugün için baktığımız zaman maalesef herkes gebe kalamıyor. Hı hı. Yani ne yaparsanız yapın gebe bırakamayacağınız insanlar var, çiftler var. Kimdir bunlar? Bir kere yumurtası artık kalmamış olan kadınlar, yani bu erken menopoz nedeniyle olabilir, zamanında gelmiş bir menopoz nedeniyle olabilir. Bunları bugünkü koşullarda kendi genetik çocuklarına sahip olma imkanları yok. Anca yumurta bağışı falan gibi yöntemler gerekiyor. Ona da biraz sonra başka acaba gelecekte neler olacak konusunda değinebiliriz esasında. Tabii. Yani bugün için bahsediyorum. Hiç spermi olmayan ve cerrahi olarak da testis içinde sperm arandığı halde bulunamayan bir erkek grubu var. Bunların da bugün itibariyle çocuk sahibi olma imkanları yok. İkinci grup. Üçüncü grupta rahmi olmayan ya da rahim iç tabakası tedavi edilemez şekilde hasarlanmış olan kadınlar. Bunların hasar, da kürtaj gibi işlemlerle genellikle olur. Kürtajdan sonra oluyor. Hasarlanmış olan kadınlar. Bunların da bugünkü tedavilerle çocuk sahibi olma imkanı yok. Şimdi bu üç grup bizim en çok tabii başımıza ağrıtan diyeyim ya da çiftler bizim karşımıza geldiği zaman çaresiz bırakan grup. Tabii. Bunlar da özellikle de yumurtalık kapasitesi azalmış premenopoz ya da menopoz dönemindeki kadınlarda tabii bir de konuşmamızın başında söylemiştik hani insanlar biraz erteliyorlar, biraz bekleyelim işte kariyer kaygıları oluyor. İşimizde daha yükseklere tırmanalım. Ondan sonra çocuk yapalım diyorlar. O zaman da işte bu engele takılıyorlar. Baştaki uyarınız çok önemliydi onun evet. için. Onun için de bu engele takılmamak için bu çocuk işini erken yaşlarda ve mümkün olduğu kadar çabuk tabii yapmakta yarar var. Orada mesela diyelim gittik bir doktora ve böyle bir risk gördü yaşımız da erken. Ve diyelim ki evli değiliz mesela. Hani yumurta dondurma gibi böyle... Hani duyuyoruz ama uygulanıyor mu Türkiye'de? Var mı bir geçerliliği? Şimdi esasında bu da çok iyi bir soru. İki nedenden dolayı. Bir, devletin tüp bebek yönetmeliğinde burada maalesef bizim istemediğimiz kısıtlamalar var. Şu anda Sağlık Bakanlığı yumurta dondurma, yani kadının ya yumurtasını dondurma ya da diyelim erkeğin spermini dondurma. Bunu sadece... kanser endikasyonu için kabul ediyor. Yani diyelim siz 30 küsur yaşında bir kadınsınız, meme kanseri oldunuz, ondan sonra ameliyat olacaksınız, arkasından kemoterapi verilecek, arkasından radyoterapi verilecek. Verilecek olan bu radyoterapi, kemoterapi sizin büyük olasılıkla yumurtalıklarınızdaki yumurtaları öldürecek. Dolayısıyla siz ama diyorsunuz ki ben bunları depolayayım. Tabii evet. Yumurtalarımı dondurayım. Bu koşulda izin veriliyor. Ama biraz önce söylediğiniz koşulda buna ki sosyal yumurta dondurma endikasyonları deniyor. Nedir bunlar? 35 yaşındasınız, evlenmemişsiniz. Yakın zamanda da bir beyaz atlı prens karşınıza çıkmayacak gibi görünüyor. Ve
gelecekte çocuk sahibi de olmak istiyorsunuz. Gebe kalabilirliğinizi ileri doğru taşımak istiyorsunuz. Hı. Burada tek çözümünüz şu anda yumurtalarınızı dondurarak beklemek. Onları depolamak bir şekilde, bankaya koymak. Ona izin vermiyor şu anda bizim yönetmeliklerimiz. Evet, ama yurt dışında yapılabilir mesela. Tabii çok yurt dışında yapılabilir. Ve burada ilginç bir şey de var. Bu yöntemler, yani yumurta dondurma işlemleri bundan bir 5 yıl öncesinde çok başarısızdı. Şimdi çok başarılı. Yani başarılı bir yöntemden ve başarılı bir gelecek vadeden bir yöntemden dolayısıyla şu anda bizim kadınlarımız mahrum kalıyor. Hı. Bu nedenden, bu kısıtlamadan dolayı. Yeni tüp bebek yönetmeliği içinde burada bir düzeltme yapılacak mı onu bilmiyorum ama ben mutlaka yapılmasını açıkçası isterdim. Çünkü bu bize çok soruluyor. Hı. Ve bence kimse kadının çok doğal da bir hakkı bu. Lazım aslında. Tabii, evet, çok doğal da bir hakkı. Evet. Peki mesela yumurtalar diyelim ki donduruldu. Yani bunu başardık. Devlet Türkiye'de izin verdi ya da gittik yurt dışında böyle bir işlem yaptırdık. Kaç yaşına kadar çocuk sahibi olabiliyoruz sonrasında? Pratik olarak çok 60 yaşına kadar bile olabilirsiniz. Ha, menopoz falan hiçbir şey etkilemiyor artık. Rahatlıkla yani, oldu. Tabii burada 60 söz gelimi olarak biraz da sarf ettiğim bir yaş ama bir kere bir kadının mutlaka o gebeliği taşıyabilecek fizyolojisi de iyi olması gerekiyor. Yani herhangi bir hastalığı olmayacak, kalp hastalığı, şeker, damar sertliği, şu bu gibi bir şeylerin olmaması lazım. Ama rahatlıkla 50'li yaşlara kadar sağlıklı olan bir kadın adet hiç görmese bile rahim iç tabakası dışarıdan verilen hormonlarla hazırlandıktan sonra dondurulmuş yumurtalar döllenip rahim içine konabilir. Ve bu şekilde iyi de bir gebelik şansı verilebilir. Yine böyle kulaktan kulağa duyduğumuz bir şey soracağım. Belki de şehir efsanesidir ama örneğin yurt dışında çocukların cinsiyetinin belirlenebildiği söyleniyor. Yani gidip ben bir kız istiyorum deyip mesela tüp bebek yapıyorsak eğer böyle bir cinsiyetine göre çocuk sahibi olunabildiği söyleniyor. Bu doğru mu ya da yapılıyorsa Türkiye'de de var mı böyle bir imkan? Etikliği ayrı bir tartışma konusu tabii elbette ama. Tabii etikliği, etiklikten bunu ayırmak çok zor esasında. Bir kere etik mi değil mi çok önemli bir tartışma konusu dediğiniz gibi. Burada buna çok karşı çıkanlar da var. Bu çiftin özgür seçimidir, isteyebilir diyenler de var. Hı-hı. Amerika örneğin hani özgürlükler ülkesi, herkes her istediğini yapabilir gibi. Amerika'da mesela seçim yapabiliyorsunuz. Yani ben çocuğumu şu cinsiyet olsun diyebiliyorsunuz. Avrupa'nın pek çok ülkesinde buna izin verilmiyor. Esasında bu 20 yıldır yapılabilen bir şey. Yani preimplantasyon genetik tanı yaparak embriyonun cinsiyetini X kromozomu Y kromozomu içeriyor. Bunu görmek mümkün ve çok eskiden beri mümkün. Çok da zor bir yöntem de değil, kolay bir yöntem. Ama işte burada olayın içine ahlaki değerler, toplumun değerleri, dini inançlar, devletin olaya bakış açısı, pek çok şey devreye giriyor. Ben size bu konuda ilginç bir şey söyleyeyim. Hiç başınıza geldi mi mesela gelip? Çok isteyen var ama tabii Türkiye'de mümkün değil. Ben de Türkiye'de çok az talep eden olur diye düşünmüştüm bahsettiğiniz değerlerden dolayı. Şimdi ilginç size bir çalışmadan bahsedeyim. İlk çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere bir anket yapılıyor. Bu anket Amerika'da, Avrupa'da iki tane ülkede ve iki tane de ismini vermeyeceğim Orta Doğu ülkesinde yapılmış. Amerika'da ilk çocuğunuzun hangi cinsiyette olmasını istersiniz? Anketine verilen cevap %65 kız istenmiş Amerika'da. Hı hı. Avrupa'da iki ülkede, bir tanesinde %55, bir tanesinde de %52, yine kız daha çok ama neredeyse yarı yarıya. Yani kız isteyenler de var, erkek isteyenler var. %90 mı diye korkarak bakıyorum. İki tane Orta Doğu ülkesinde yapılan anket %97 erkek olmasını istemişler. Şimdi yani Türkiye'de de yaklaşık Türkiye'de de benzer bir sonuç çıkabilir. 80 gelir diye tahmin ediyorum en ben az. En az. Gelebilir. Bunun için söylüyorum. Şimdi genetik seçim yaptığınız zaman embriyolar üzerinde, diyelim ki elinizde 4-5 tane embriyonuz var. Bunların üzerinde genetik tanı yaptınız. Çift ne istiyor? Kız ya da erkek istiyor. Erkek embriyoyu seçtiniz, koydunuz. Geri kalanları imha ediyorsunuz. Çünkü onlar istenmiyor. Hı hı. Bu bir yaşamın başlangıcı olarak kabul ettiğiniz bu embriyoyu sadece seksi için imha etme
yetkiniz olmalı mı olmamalı mı? Olay burada gelip düğümleniyor. Ben şahsen etik olmadığını düşünüyorum açıkçası. Seks seçiminin. Bir de bunun ikinci şeyi var. O da aile dengelenmesi deniyor buna. Family balancing denen bir kavram var. O da biraz daha sıcak bakılabilen bir kavram. Eğer bir çiftin aynı cinsten iki tane çocuğu varsa, üçüncü çocuğunu farklı cinsten yapabilme şansı verilmelidir diyorlar. Evet. Yani sizin iki kızınız var. Aslında bizim ülkemizde bu yüzden ölen kadınlar var. Yani mesela Tabii. Hep kız doğuruyor, erkeği bulana kadar doğurduğu için. Tabii. Belki artık hani sadece belli bölgelerde kaldı ama yine de ciddi bir sorun oluyor. Daha da ötesi var. Yani bu ülkemiz için de çok geçerli bir gerçek ve bence çok önemli bir sosyal yaradır bu. Örneğin 2-3 tane kızı olan aileler tekrar gebelik olduğu zaman en kısa zamanda o gebeliğin cinsiyetini öğrenmeye çalışıyorlar. Ve cinsiyet öğrenildikten sonra da uygun olmayan koşullarda ve büyük gebeliklerin sonlandırılmasına kadar da gidiyor. Ve burada kadınlar da çok büyük zarar görebiliyorlar. Yani bütün bunlar da var. Onun için acaba işte bu aile dengelenmesi tarzındaki bir seks seçimi olabilir mi, serbest bırakabilir mi? Tabii bunlar başka tartışma konuları. Belki bunu da yine herkesin kendi vicdanına mı bırakmak gerek diye düşündüm. Hani yumurta dondurma meselesinde olduğu gibi. Biraz zor bir karar tabii. Çok zor. Çok zor. Çok tartışma var burada. Yani burada şimdi benim yanıma 5-6 kişi daha getirseniz herkesin bu konu hakkında Mutlaka. Değişik bir görüşü olacaktır. Yapmayı tamamen reddedecek doktorlar da olacaktır, aileler de olacaktır. Ama belki isteyen doktorlar ve isteyen aileler için tabii Türkiye için çok ciddi bir tartışma konusu olur ki hali hazırda var zaten sizin alanınızda pek çok tartışma başlığımız biliyorsunuz. İşte sezeryan mı, normal doğum mu, efendim kürtaj polemiğinden daha yeni çıktık. Bütün bu konulara sizin bakışınız nedir tartışmalara? Şimdi isterseniz şöyle yapalım, bu tüp bebeği tamamen kapamadan önce ben bir de bir gelecekte neler olacak onları size... Evet, onunla başlamıştık aslında bu onları ara bölümü, onu söyleyeyim. Konuşmadık. Tabii buyurun. Yani şimdi şöyle, gelecekte bizi neler bekliyor? Birkaç yerde bir kere tüp bebeğin başarısına baktığınız zaman geçmiş 10 yıl içinde hatta 15 yıl içinde sürekli artan bir başarısı var. Yani gebe kalabilme şansı giderek artıyor. Şimdi bu artış grafiğini ileri doğru ekstrapole ettiğiniz zaman tahmin edilen tüp bebekte özellikle 35 yaşın altındaki kadınlar için söylüyorum. Hep kadın diyorum çünkü tüp bebek uygulama olarak hep kadının üzerinde yapılıyor. Evet. Başarıyı evet. Temelde kadın belirliyor. Erkeğin olaya katkısı çok düşük esasında. Az ya da öyle söyleyeyim. 2027 yılında dünyada tüp bebekte %100 başarıya ulaştık diyen kliniklerin ilk defa ortaya çıkacağını iddia ediyorlar. Ve aşağı yukarı 2053 yılında yani bundan yaklaşık 40 yıl sonra tüp bebekte 35 yaşın altında %100 başarıya büyük olasılıkla ulaşılacak deniyor. Bu laboratuvar yöntemlerinin iyileşmesi özellikle ve teknolojiyle birlikte geliyor. Yani yeni teknolojiler, daha iyi laboratuvar yöntemleri... Embriyo seçim yöntemlerinin değişmesiyle birlikte bu başarı elde edilecek. Bir de en başta konuştuğumuz 3 tane konu vardı hatırlarsanız. Kimler gebe kalamıyor diye. Evet. Onlar için belki kök hücreler bir şey olabilecek. Ümit ışığı olabilecek. Şimdi bir kere şuradan şunu söyleyeyim. Bize çok geliyor hastalar. İşte kök hücre benim için uygun olur mu? Kök hücre yakın zamanda insanlar üzerinde üreme amaçlı uygulamaya girmeyecek bir kere. Yani bunu insanlar 1-2 yıl içinde beklemesinler. Ne zaman olabilir? Belki bundan 10 yıl sonra olabilir. Şu anda hayvan deneyleri ancak devam ediyor. Bir kere artifisyel gamet denen, yani hiç yumurtası olmayan ya da hiç sperm olmayan bir insanı düşünün. Bunun derisinden bir hücre alıyorsunuz ya da bir grup hücre alıyorsunuz. Bu hücreyi bir döl hücresi haline dönüştürüyorsunuz. Teorik olarak yumurta ve sperm yapmak mümkün. Ama bunlar şu anda daha hayvan deneyleri aşamasında. Orada başarılı olduğunun kanıtlanması lazım. Bir de doğan yavrularda bir problem olmadığının kanıtlanması evet. lazım ki insana geçirebilsin. Onun için kök hücreyi bekleyenler için maalesef çok ümit verici konuşamıyorum. Kısa vadede mümkün değil diyorsunuz. Daha uzun bunun şeyi var, geleceği var. Bir de rahim olmama durumu var. Bunu da şimdi biliyorsunuz Türkiye'de bir rahim nakli gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi'nde. Bir kere gerçekleştirenleri önce kutlamak lazım.
Ve bu gerçekleştirilen kadın yaklaşık bir 7-8 aydır da adet görüyor. Ve yakın zamanda da bir gebelik denemesi yapılacak bu kadın için. Eğer gerçekten o kadında bir gebelik elde edilirse dünyada ilk olacak bu. Yani daha henüz sadece maymunlarda bildirildi. Rahim nakli sonrası gebelik. Son derece başarılı bir operasyon o halde şu ana kadar. Operasyon çok başarılı. Eğer bir de gebelik olursa insanda ilk defa olacak bu. Onun da biz sonuçlarını heyecanla bekliyoruz tabii ne olacak diye. Rahmi düzeltilemez şekilde bozulmuş, hasarlanmış olan kadınlar için belki bu bir başarı şeyi olabilir. Çok ciddi bir müjde vermiş oldunuz. Peki o zaman diğer sorulara geçmeden tüp bebek konusunu kapatıyorsak kısa bir reklam arasına gidebiliriz. Birazdan yeniden buradayız. Bırakın çubukları! Bırakın! İnternette zengin olma fikrini buldum. Sizin siparişleri internetten alıyorum. Her siparişte siz kazanıyorsunuz, ben de kazanıyorum. Yemeksepeti.com. Bir dakika arkadaşım, biz onu yapalı çok oldu. Yapma ya, yapma ya. Dert etme, başka fikir bulursun. Bulana kadar da paranı empara.com'a yatır. Ne kom? Empara.com. Finans Bank. Abi bu banka %10 faizi nasıl veriyor ya? İnternetten oluyor. Şube yok, masraf yok. O bakımdan yani. Dijital bankacılık nihayet Türkiye'de. Ben bunu araştıracağım Nevzat Bey. Kusura bakmayın. El freni mi çekip bunu? Bu Zeynep. Vay. 5 kişilik bir arkadaş grubu var. Vay 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 vay. Evde internete hep beraber giriyorlar ama dışarıda her yerde Wi-Fi olmuyor. Vay anam vay. Öyle ya, bunun evi varsa sokağı da var. Var var. E bu işin bir kolayı yok mu? Cepte Wi-Fi var. Evde ya da dışarıda dilediğiniz cihazla 5 kişi internete girebilmenizi sağlayan yeni cepte Wi-Fi Vodafone'da. Sadece 5 lira ön ödemeyle. 4 GB interneti ise ayda 39 lira. Vodafone'da. Kilere sorduk. Bir depo yakıtla nasıl daha fazla gidersiniz? Şimdi şöyle. Klimayı kapatacaksın. Camları açmayacaksın. En önemlisi de yokuş aşağı boşa atacaksın. İyi de beyefendi, ileri gidecektiniz. Yukarı gidiyorsunuz. Benzinim bitti. Peki ya siz? Ben yakıtımı petrol ofisinden alıyorum. %4 daha ileri gidiyorum. İşte. Petrol ofisine çekelim. Petrol ofisine gelenler %4'e kadar daha ileri gidiyor. Yolların ileri gidenleri petrol ofisi diyor. DAP Yapı'dan bedava ofis dönemi başlıyor. Personel ve diğer harcamalardan tasarruf sağlayan ofis yönetim sistemiyle Z Ofis'teki yatırımınız 10 yılda kendini amorti ederek bedavaya geliyor. İstanbul'un ortası Çağlayan'da merkezi konumu ve VIP ayrıcalıklarıyla seçkin bir iş ve yaşam merkezi hayata geçiyor. Z Office kendini kısa sürede amorti eden sistemi ve yüksek yatırım değeriyle iş hayatında da en iyisini isteyenler için. En güzel sabah sabahtır. Katlandığınız tüm yorgunluklar uçup gider. Bir evin sıcaklığını ve bir ev uğruna çok çalışmanın ne demek olduğunu iyi biliyoruz. İşte bu yüzden dünyanın dört bir yanında dört dörtlük pencereler üretiyoruz. Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de. Adopen. Dört dörtlük pencere. Kullanışlı bir ofisiniz olsun istiyorsunuz. Ama kullanmadığınız alanlar da size yok yere masraf olmasın diyorsunuz. Mesela ofisinizde bir video konferans odanız olsa, bir de arşiv odanız. Özel eğitim salonunuz, showroomunuz da bulunsa, bir de dev bir spor salonunuz. Ve bunlar kullandığınız anda sizin olsa, kullanmadığınız anda olmasa. 60 metrekarelik ofisiniz istediğinizde 1600 metrekare olsa. Nasıl fikir ama?
katlanır ofis sistemine sahip 23 odalı 60 metrekare ofis Nefle 4. Levent'te sizi bekliyor. Haziran 2012. Türkiye ilk kez gazetemizde dijital gazetecilikle tanıştı. Türkiye Gazetesi gazetecilikteki öncülüğünü teknolojide de gösterdi. Başkalarının yeni başladığı video haber dönemi Türkiye okuru için bugün bir alışkanlık. Çünkü Türkiye Gazetesi zamanın çok ötesinde. Wembley Stadı mimarlarının tasarladığı Nef Offices 3400 liradan başlayan ödemelerle 4. Levent'e geliyor. 0.79 faiz oranı ve ilk etap fırsatını kaçırmayın. Auto Show İstanbul'da, heyecanı tüm Türkiye'de. 10-14 Kasım tarihleri arasında Hyundai yetkili satıcılarına gelip test sürüşü yapın. Bir Hyundai i20, 3 Ultrabook veya 150 fotoğraf makinesinden birini kazanma şansını yakalayın. Üstelik bayrama kadar ÖTV zammı ödemeden avantajlı fiyatlardan yararlanma imkanı Hyundai'de sizi bekliyor. Alarko Seradens, bacanızdan su buharıyla kaçan enerjiyi kazanca dönüştürür. Çok daha tasarruflu ve verimlidir. Alarko Kombi, gerçek kombi, gerçek konfor. Polemik devam ediyor. Profesör Doktor Bülent Urman bu akşam konuğumuz. Sorularımızı ve sizlerin sorularını yanıtlamaya devam ediyoruz. Özellikle de tüp bebek konusunu ayırdık ilk iki bölümü. Bundan sonra neler olabileceğine dair detayları aldık. Çok da ümit vermedi Bülent Bey kök hücreyi bekleyenler konusunda. Bir de tabii klasik Türkiye'de ikide bir gündeme gelen tartışma başlıkları var biliyorsunuz. İşte sezaryen mı, normal doğum mu, bir kürtaj polemiğimiz var. Sizin de tabii bu konuda, bu alanda görev yapan, uzmanlığı olan bir doktor olarak görüşlerinizi merak ediyoruz. Evet, şimdi iki tane polemik konusu olan, problem demeyeyim de tıbbi uygulama oldu. Hı hı. Bunlardan biri kürtaj, biri sezaryen. Bir kere kürtaj yasaklansın mı yasaklanmasın mı tartışması bir ara gündemi bayağı etkiledi. Evet. Bir kere bu konu hakkında bir kadın hastalıkları doğum uzmanı olarak fikrimi hemen söyleyeyim. Kesinlikle yasaklanmaması lazım. Ben kürtaj öncesi yasak dönemini de biliyorum Türkiye'de. Ve o dönemi açıkçası hatırlamak istemiyorum. Bir kere hemen şunu söyleyeyim. Kadınların iki konuda çok dirayetli olduklarını biliyorum. Çocuk sahibi olmayı isteyen bir kadını hiçbir güç durduramıyor. Mutlaka bir yöntem buluyor, para buluyor, tedavi yöntemi buluyor ve o çocuğa sahip oluyor. İkincisi de çocuğunu istemeyen bir kadını da hiçbir yöntemin durduramadığını da biliyorum. Kanunla durmuyor. Yani Türkiye'de 1984 yılından önce ya da 83 yılından önce kürtaj yasaktı. O yasak döneminde kürtaj sayıları belki bugünden hiç farklı değildi ama yer altına girmişti. Uygunsuz koşullarda yapılıyordu ve ben kürtaj sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle asistanlık döneminde hayatını kaybeden o kadar çok kadın hatırlıyorum ki o zamanlar Hacettepe Üniversitesi'nde neredeyse her hafta bize septik şokta, ondan sonra işte yanlış yerlerde, doğru olmayan yöntemlerle kürtaj ya da çocuğunu düşürmek için işlem yaptırmış, hı hı, ya da yapmış olan kadınlar gelirdi. Ve bunların önemli bir kısmı da hayatını kaybederdi ya da sakat kalırdı. Bir kere sırf bu nedenlerden dolayı yasaklanmaması lazım. Bu bütün dünyada tartışma konusu. Sadece Türkiye'de değil. Bakın şimdi Amerika'da seçimler geliyor. Yine kürtaj konusu alevlenir. Her seçimlerden önce alevlenmiştir. Hep iki kutup vardır. Bir tanesi Amerika'da mesela pro-life denen hayatı savunanlar. Ötekisi de pro-choice denen seçimi savunanlar. Yani kadının seçim hakkı olduğunu savunanlar. Bir de yaşamın kutsallığını savunanlar. Yaşamın kutsallığını savunanlar hiçbir yaşamın insan eliyle sonlandırılamayacağını savunuyorlar. Evet. Seçimi savunanlar, kadının seçim hakkını savunanlar da olumsuz koşullarda yanlış bir zamanda dünyaya gelecek olan bir bireyin bir kere o aile tarafından iyi yetiştirilemeyeceğini, hı hı, ve işte biraz önce söylediğim nedenlerden dolayı
yasaklansa bile istenmediği takdirde o kadının o çocuktan kurtulmak için her şeyi yapabileceğini savunuyorlar. Burada böyle bir ikilem var. Ama Türkiye'de bu kadınlar için bence çok önemli bir haktır. Ve hem kadınların kendileri tarafından hem de hekimler tarafından savunulması gerektiğine inanıyorum ben. Ve yasaklanmasında yanlış olacağını düşünüyorum. Bu konu konuşulurken o bahsettiğiniz özellikle de tabii daha dindar kesimde baskın çıkıyor. Yaşam hakkını illa savunanlara baktığınızda ve diyorlar ki o artık bir canlıdır. Hani anne rahmine bebek düştüğü anda bir canlıdır. Bilim adamı gözüyle de böyle mi? O anda o bir canlı mı? Yani bir canlıyı alıp öldürmek de eş kabul ediyor musunuz? Hani cinayettir dendi ya, onun için soruyorum. Şimdi tabii ki canlı. Ama cinayet mi değil mi? Yani o tamamen başka bir tartışma konusu. Hayat ne zaman başlıyor sorusu da tamamen başka bir tartışma konusu. Yani burada örneğin kalp şeye baktığınız zaman mesela Katolik Kilisesi'ne baktığınız zaman hayat döllenme olduğu anda başlıyor. Mesela onun için İtalya'daki mesela tüp bebek yönetmelikleri falan dünyanın diğer yerlerinden çok daha farklı ve çok daha mesela keskin şeyler içeriyor, köşeler içeriyor. İslami açıdan bakıldığı zaman bu biraz daha ileri taşınıyor. Yani döllendiği anda değil ama rahim içine yerleşip işte bir bebek oluştuğu anda başlıyor. Onun için bir kere hayat nerede başlıyor tartışmasına girecek olursak o tamamen etik uzmanlarının yapacağı tamamen başka bir tartışma. Ben olaya biraz daha pragmatik bakıyorum. Yani bu tartışmalara girmeden biraz önce söylediğim nedenlerden o çerçeveden bakmaya çalışıyorum. Tabii ki hayatın kutsallığını savunanlar elde edilmiş bir gebeliğin hiçbir şekilde sonlandırılmamasını isteyeceklerdir. Ama olaya bir de koşullar, çevre, birçok başka faktör çerçevesinde bakmak lazım. Şimdi 3-4 tane çocuğu olan bir çift için diyelim bakıyorsunuz. İşte aile planlaması yöntemi kullanılıyor ama bir şekilde yöntemde şey oluyor. Yanılma oluyor ki hiçbir aile planlaması yöntemi %100 değil. Şimdi o çocuk gerek o çocuğun doğması, ondan sonra bakımı, okuması falan gibi birçok şeyleri düşündüğünüz zaman maddi imkanları olmayan bir çift bunu doğurmak istemeyebilir. Tabii. Tecavüz sonra bence evet tecavüz. Tabii tecavüz sonrası olan bir gebelikte kadın bunu doğursun, ondan sonra o bakmazsa devlet alır bakar. Bana çok biraz basite indirgenmiş bir yaklaşım gibi geliyor. Diğer tartışmayı şöyle sorsam aslında en net yanıt alacağım sanıyorum. Sizin eşiniz ya da varsa kızınız doğum yapacak olduklarında ya da doğum yapmışlarsa sezaryenle mi yapsınlar istersiniz yoksa normal doğumla mı? Hangisini tercih ederdiniz? Şimdi her zaman herhangi bir sorun yoksa soruyorum bunu. Tabii. Çünkü daha çok onlar üzerinden tartışma konusu, hiçbir sorun yokken sezaryen yaptıranlar için. Her zaman için normal doğum esasında tercih konusudur. Şimdi tercih edilenidir normal doğum. Yani normal doğum olmasın, sezaryen olsun şeklinde bir yaklaşım bir kere doğru değil. Normal doğum adı üstünde normal olanı. Esas da burada normal doğumdan ziyade vajinal doğum demek lazım. Bir de çünkü öteki de bir doğum şekli. Hani biri normal biri anormal dememek lazım. Hı. Ama normal doğumun yolları tıkandığı zaman tabii ki sezaryen yapılır. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu da çok tabii son günlerde çok polemik konusu oldu ve dünyada ilk defa bir ülkede sezaryen kanunu çıktı. Yani sezaryen kanunu derken sezaryeni devlet tamam ben bunu regüle edeceğim, ben bunu denetleyeceğim dedi. Tıbbi nedenler olmadan sezaryen yapılamaz dedi. Yapanlar olursa ben bunların peşine düşerim, para cezası keserim, bunlar doğum yaptırmayı bilmiyorlardır, eğitime gönderirim ve öğretirim dedi. Şimdi bir kere Türkiye'de sezaryen hızlarının gereğinden yüksek olduğu yadsınamayacak bir gerçek. Türkiye'de yüksek bu hızlar. Hatta bununla ilgili esasında bu konuyu konuşacağımızı bilseydim beraberimde bir grafik de getirirdim. Bu dünya Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün dünyadaki Dünya Sağlık Örgütü'ne verdiği verilere göre 2009 yılı içinde %37.8 olarak görünüyor sezaryen oranı. Ki bu gerçekten yüksek bir oran. Bizim hemen bize yakın ülkelere baktığınız zaman işte İtalya var, Brezilya var, Arjantin var, Meksika var. Hatta Brezilya ve Arjantin'de bizden daha da yüksek gebelik oranları. Türkiye'de de oranlar değişik yerlerde değişiklik gösteriyor. Örneğin
Büyük şehirlerdeki özel hastanelerde oranlar çok daha yüksek. Bazı yerlerde %80'lere kadar çıkıyor. Şimdi oranların yüksek olduğu doğru. Sezaryanın normal doğuma göre daha yüksek riskli olduğu da doğru. Burada tartışma konusu şu. Bu bir kanunla mı düzenlenmeliydi? Kanunla düzenlenmesinin dışında başka bir şey yok muydu? Bunun azaltılmasının yolu yok muydu? Dünyada sezaryen oran, mesela Amerika'da da %32,5 esasında sezaryen oranı. Amerika'da da çok yüksek kabul ediliyor bu oran. Ama orada işte bunu nasıl azaltırız diye değişik politikalar üretiliyor. Ama şeyle regüle edilmiyor. Çünkü burada kanunla regüle ettiğiniz zaman çok önemli bir noktayı şey yapıyorsunuz, dışarıda bırakmış oluyorsunuz. O da kadının ya da ailenin isteğini. Şimdi normal yolla doğum yapmak istemeyen bir kadını hayır sen bunu yapmaya mecbursun demek doğru aynı değil. Panik yaratmak da aynı zamanda. İşte vücut bütünlüğünün ihlali falan gibi bir takım gerekçeler gösteriliyor. İşte bir insizyon yapılacak, bir cerrahi müdahale yapılacak, kadının vücut bütünlüğü ihlal edilecek. Ona bakacak olursanız her türlü yapılan estetik müdahale de kadının vücut bütünlüğünü ihlal ediyor. Biraz artık işin kılıfı oluyor herhalde. Evet. Yani burada bunun kanunla düzenlenmesinden ziyade başka yöntemlerle bunun mutlaka kontrol altına alınması ve bir şekilde azaltılması yoluna gidilmesi daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Gereksiz yüksek olduğu doğru. Azaltılması gerekliliği doğru. Normal doğum yapacak ve isteyen bir kadını sezaryana yönlendirmek yanlış. Ama bunu bir kanun çerçevesinde bir şekil, yani kanunla düzenlemek o bence doğru değil. Biraz önce verdiğiniz rakam açıkçası benim kuşkularımı daha da artırdı bu konuda. Büyük şehirlerde özellikle dediğiniz belli bazı hastaneler, özel hastaneler baz alınarak bakıldığında %80'lerin üzerinde sezaryen oranı dediniz. Ben de şunu düşünüyorum, hani bugün gidip doğum yapacak olsak artık uzun yıllardır herkes sezaryenle bir şekilde doğum yaptığı için hani acaba doktorların bu konuda bir pratik sorun da oluşmuş olabilir mi diye düşünüyorum. Belki yıllardır hiç doğum normal yaptırmamış olan doktor bile olabilir. Bir de tabii en büyük endişesi kadınların burada şu, hani gecenin 3.30'unda belki sizin yurt dışına olacağınız bir tarihte doğum yapma riski var. Dolayısıyla istediğiniz doktorla doğumu gerçekleştirememekte bence bu da bir hasta hakları ihlali oluyor yani bu sınırlama bu sebepten. Tabii yalnız şu da var, bakın şimdi örneğin Kuzey Amerika'ya, Avrupa'ya, özellikle Kuzey Avrupa'ya baktığınız zaman doğum hekimliği hep bir grup praktis dediğimiz bir grup doğum hekiminin beraberce yaptığı bir şeydir. Biraz önce söylediğiniz işte mesela gecenin 3.30'unda ya da doktorunuz kongrede ya da tatildeyken doğumunuz geldiği zaman ne yapacaksınız gibilerinden. Örneğin Amerika'da ki bizim hastalarımız arasında gidip doğum yapanlar var. Evet. Orada bir şeyin içine giriyorlar. Bir grup praktisin içine giriyorlar. Gidiyorsunuz siz, ben doğum yapmaya geldim diyorsunuz. Onlar size diyorlar ki bakın burada bu işi yapan 5 tane doktor var. Size A doktoru takip edecek. Ama doğumunuz sizin işte diyelim Ekim ayına geliyor. O ayda şu doktor bütün doğumlara giriyor ve o doğurtuyor. Ve kişileri bu şekilde o zaman en azından doktorda da işte ben kongreye gideceğim, tatile gideceğim, bu hastayı bir şekilde doğurtmam lazım deyip gereksiz müdahaleler ve sonuçta sezaryene yol açabilecek müdahaleleri de engelliyor. Hı hı. Siz de baştan bunu biliyorsunuz ve bunu kabul ediyorsunuz. Ama Türkiye'de tabii bizim nasıl söyleyeyim Akdeniz ülkelerinde biraz daha farklı. Bizde doktorlara daha fazla kadınlar şey yapıyorlar, bağlanıyorlar. Mutlaka doktorlarını hı hı. görmek istiyorlar. Başka kimseyi görmek istemiyorlar. Evet. Bu bizde çok uygulanabilir bir şey maalesef değil. Peki son dakikalarımızdayız. Onun için ben son sözleri size bırakayım. Kadınlara, belki çiftlere uyarılarınız ya da tavsiyeleriniz her konuda ne söylemek isterseniz buyurun. Esasında çoğu şeyi baştan söyledim ama yani kısaca özetlemek gerekirse bir kere yaşa bağlı gebe kalamama önemli bir sorun ve dünyada giderek büyüyen bir sorun. Türkiye'de de zaman içinde karşımıza çıkacak bir sorun, şu anda çok olmasa bile. Erken yaşta çocuk sahibi olmak iyi bir şey. Çok geciktirmemelerini öneriyorum. İlk önerilerimden bir tanesi bu. Kısırlık henüz %100 tedavi edilebilen bir şey değildir. Onun için %100 başarı vaat edenlere kanmamalarını öneriyorum. Bu doğru değildir. Her tedavinin bir takım kısıtlamaları ve şeyleri vardır. Başarısızlıkları vardır.
Gelecekte gelebilecek olan bir takım tedaviler henüz elimizde değil. Örneğin kök hücreler, biraz önce söyledik. Bunlarla ilgili biraz daha beklemeleri lazım. Ama gelecek kesinlikle karanlık değil, onu da söyleyeyim. Bir kere bugün doğan bir bireyin, tahmini yaşam süresinin 120 ila 150 yıl olacağı düşünülüyor. Bugün doğan bir birey için konuşuyorum bunu. Ve bu 120-150 yıllık yaşam süresi içinde özellikle tüp bebek ve benzeri uygulamaların getireceği çok başka şeyler de olacak. Yollar da olacak. Yani işte organ yapımları, kök hücreler, yani sadece üremek amaçlı değil, evet, sağlıklı yaşamak amaçlı ya da sağlıklı yaşamaya yönelik pek çok değişik şeyler gelecek ileride. Bunları hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ama aslında her geçen gün daha kötü oluyor dünya diyoruz ama sizin bu söyledikleriniz üzerine belki yeni nesil için çok daha güzel, en azından uzun ömürlü bir hayat var görülen, evet, o ki. Öyle görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz Bülent Urman, sağ olunuz vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Kıymetli aktardığınız bilgiler için. Efendim, polemikte bu akşam başta tüp bebek olmak üzere kısırlık konusunu tartıştık. Umarız evinizde böyle bir konu, böyle bir polemik yoktur. Varsa da yanıtlarını aldık Bülent Bey'den. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.